Evladım hemen kurun alet edevatı. Hoş geldiniz, hadi bakayım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Getirdiniz. Buyurun. Hadi yavrum. Buyurun. Oğlum bize çay kap gel. Bir de kartımı getir beni. Hoş geldiniz. Yani kendi dükkanınız gibi ya, serbest. O kadar da yüz vermeyin ha. Vedat oğlum onlara söyle içeride sağa sola dokunmasın. Pahalıdır bak, kırarım kendinizi. Tamam abi, o bende, sen rahat ol. Kartı da ver beni. Bu benim kartım. Authentic Eastern Magical Carpet Salesman Selim. Namımız yayılmıştır ya. Burada haklı bir namımız var. Ünlüyüm ben ya. Tanırlar beni bu camiada. Vallahi ben pek çıkaramadım ama çok memnun oldum. Carpet Salesman Selim. Halı satıcısı abi. Hadi ya. İlk kuru geçtin. Bravo. Ben ismi duyamadım. Sizin isminiz neydi? Carpet Selim. İyi şaka, güzel. Yok, ben şaka kullanmıyorum. Bizim camiada gitmiyor. Diyorsun. Şaka değil o zaman. Oyuncuyum ben ya, Ahmet Kural. Aa, oyuncu vallahi çıkartacağım ama tam nerede, hangi dizi? Oyuncu ve bir nevi halk kahramanı. Gazliye dizi yaptım. 230 bölüm, başrol, hepsinde kurşun vardı kafamda. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Ya malum bizim geç saatlere kadar sürüyor. Ben eve gittiğim zaman daha çok CNBC olsun, National Geography olsun, Discovery Channel, daha çok belgesel bizim işimiz. Belgesel, yine belgesel. Yalnız yarışma olsun, dizi olsun, eğlence olsun, Türk halkı olarak bunlara da biraz ilgi göstermek gerek değil mi? Heba olup gidecek, yazık ya. Yine belgesel. Her zaman. Siz dizicisiniz o zaman. He kardeşim he. Bak Gazi diye bir diziyi bil. Bak Spielberg de bilmiyor ha. Vallaha üç maymunu izlemiş, şehit filmine Yavuz Bingöl'ü istemiş. Kardeşim sen Türkiye topraklarına gelip Gazi diye bir dizi yapıldığını görsen, Ahmet Kural'ı tanısan tehey. Spielberg benim has müşterim ya, çok iyi müşterimdir benim ya. Yemin ederim 6 tane halı aldı, 2 tanesi nadide diye basmaya kıyamamış, duvarına asmış yani. Bütün Hollywood benim VIP müşterimdir. Catherine Zeta-Jones, Michael Douglas, Brad Pitt, Angelina Jolie, Meltem Cumbul, Peace, Atiye. Atiye mi? Atiye sadece, kilim alıyor benden sadece ama. Neyse içeri buyurun, al şey yapalım. Hah, avret yerlerini kapatmışsınız bak, iyi. Yalnız 10 numara motifler var ha Selim Bey. Ah benim Mehmet kardeşim, bunlar İran, Isparta ve Gaziantep'ten geliyor. Dünyanın dört bir köşesinden geliyor bu halılar. Üç etti yalnız. Üç, İran, Isparta, doğru, üç. Üç. Meydin iki telli. Al sana dördüncü köşe. Şimdi Selim Bey, Magic Carpet Selim abi. Ben size bir takım sorular soracağım mesleğinizle ilgili. Sohbet gibi siz de bana cevap vereceksiniz. Hay canım kardeşim. Hay. Tamam. Evet. Yalnız ben nereye bakacağım? Oraya bakacağım. Bak. Lan yaka mikrofonu dedim, memeye takmışsın. Bunu ne olacak bu? Ne gülüyorsun lan oğlum? Ne gülüyorsun? Dikkat et oraya, fıçına başına. Dikkat, devirme oraları ha. Biraz say. 3, 2, 1, kayıt. Mesleğime? 8 yaşında amcamın yanında başladım. Okuma yazmam yok. Fakat 4 işlem zehir. 10 parmak süratli. Gözle göremezsiniz. Hesap makinesi kullanırım. Şimdi bu son zamanlarda da bilgisayara yazıldım. Yalnız sadece mouse kullanabiliyorum. Çünkü diğerlerinin üstünde harf var. Peki mesleğinizin incelikleri nelerdir? Biraz klasik olacak ama neden halıcılık? Şimdi halıcı halkın nabzıdır. Kriz ilk önce halıcıları vurur. Eğer bu dükkan boşsa bu ülkede kriz vardır, yokluk vardır, sefalet vardır. Halı bir yönüyle lüks eşyadır, diğer yönüyle de Türk ailesinin geleneksel vazgeçilmezlerindendir. Halı girmeyen eve doktor girer. Eğer evde halı yoksa o eve neyle girersiniz? Ayakkabıyla girersiniz. Ayakkabıyla giriyorsanız eğer dışarıdaki mikrobu, pisliği hepsini eve getirirsiniz. Bu benim samimi gözlemim yani. Halı süs eşyasıdır, çeyiz eşyasıdır, halı göz nurudur, el emeğidir, halı Anadolu kadının gözyaşıdır, halı ev hayvanlarımızın yatağıdır, döşeğidir, halı candır. Abi sen kaç senedir bu soruyu bekliyorsun ya? Çok oldu canım, çok. Vallahi içine atmışsın ha bayağı. Çalıştın mı sen bu cevabı abi? Hop! Mehmetciğim hemen geliyorum, bir yere ayrılma. Buyurun efendim, buyurun. Oğlum toplayın burayı. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Oğlum toplayın burayı, 16 yapın burayı. Onlara dikkat et Vedat, onlara dikkat et. Önümüzü duyan gelmiş efendim. Her akşam ana haber yani. Sıtkımız sıyrıldı ya. Yalnız Selim Bey. Mehmetciğim, yerini yurdunu bil canım kardeşim. Bak senin ağzını burnunu kırmak istemiyorum ha.
Veli nimetimiz gelmiş çocuğu. Kusura kalmayın ya. Kusura kalmayın tabii. Onlar da işleri yapacaklar değil mi? Şimdi bu bakmış olduğunuz halıdan bir tane de ben Yusuf İslam'a sattım. Kendisi hem veli nimetim hem de duacım. Kendisi üzerine basmaya kıyamamış. Seccade yapmış ya, seccade. Bak, kıbleyi gösterdi. Dikkat ettiniz mi? Kıble. Aman ablacığım, aman elimizi sürmeyelim. Bundan tam 4 tane yapıldı. 2 tanesini sattım. 1 tanesini Muhammed Ali Kle'ye ayırdım. Bak, perşembe günü geleceğim dedi. Saat kaç oldu? Gelmedi şerefsiz. Bunu size satıyorum. 1 tanesini de bizim toruna tabii kültür mirası olarak ayıracağım. Son fiyat abla. Yemin ediyorum İran'ın Hind eyaletinde dokunuyor bu halılar ya. O fiyata getir, ben 3 tane alacağım. Söz veriyorum, kızı evlendiriyorum dedim ya. Çeyizine koy. Bizim de düğünümüz var. Elimiz sıkışık. Oğlan askerden yeni geldi. Düğün dernek indirimi yapıyorum sana. 11.8 tabandır bu. 11.8 düğün indirimi. Düğün dernek indirimi yaptın mı? Yine de fazla sanki. Bizim oralara mı baksan? Sizin oraları nereye ya? Dur bir dakika. Nerelisin sen? Nerelisin? Erzurum. Erzurum mu? Şaka yapıyorsun. Ya abi Giresunlu gibi duruyor ama sen Erzurum. Erzurum. Ya tamam, Erzurum mu? O zaman sana 7.4 hemşeri indirim yapıyorum. Bu tavandır. 8.54 de dadaş indirim yapıyorum. Bunu yemin ederim kimse yapmasın. Biraz daha dokun. Ya yenge çok becerici davranıyorsun. Sen, ben seninle ne yapacağım bilmiyorum ya. Senin bütçen ne bütçen? Allah'ını seversen bütçeni söyle sen bana. Sen bunu yanında niye taşıdığını anladım ben seni. Bunu yanında niye taşıdığını anladım ben senin. Bu fena... Fena. İşte böyle Mehmet Bey kardeşim. Bizde dürüstlük çok önemli. Güler yüz çok önemli. Güler yüzlü olmayan dükkan açmasın kardeşim bizde. Abi siz kaç kişisiniz? Dükkanda? Yok, içeride. Abi ben seni çözemedim ya. Az önce etiketinde iki telli yazan halıyı İran halısı diye kaktırdım müşteriye. Bir öylesin, bir böylesin ya. Canım kardeşim, ben dedim ya sana, bunlar İran'da yapılıyor, etiketleri Türkiye'de basılıyor. Gümrük mevzuatı var ya, o yüzden bizde şeffaflık esastır. Burası ünlülerin uğrak yeri Mehmet Bey kardeşim ya. Ahmet be abicim, Ahmet ya, Ahmet Kural ya. Ya o kadar filmim var, hiçbirini izlemedin mi ya? Demedim mi, demedim mi, gönül sana söylemedim mi? Hatırladın mı? Ah canım kardeşim, ünlü olsam mutlaka tanırdım seni ya. Ünlülerin hepsini tanıyorum ya. Hepsi canım ciğerim, kardeşimdir benim ya. Ailecek görüşüyoruz ya. Hepsi halılarını benden alır ya. Hepsi de mi sizden alıyor? Hepsi de benden alıyor. Hepsi. Hepsi grubu ya. Çok hanımefendiler yalnız. Hiç pazarlık yapmıyorlar. Ne verirsem o. Bütün ünlüler buradan alıyor değil mi? O kadar çoklar ki. Hepsiyle fotoğraf çektirdim. Duvarıma asamıyorum. Ne kadar da tatlı, bir o kadar farklı. Ne kadar da pişkin hayatım.